bazı binaları kaldırmak sıkıntılı olmuş. Bu esnada yolların genişlemesi, yani planlarımızın bu konuda güncellenmesiyle ilgili sıkıntılar olduğu için zaman içerisinde, tarih içerisinde trafikler belirli noktalarda sıkışıyor tabii. Görüntü. Şu alan Çevikbir Meydanı, Üçgüler Meydanı ve Heykel Meydanı, Erdem Caddesi'nin olduğu alan. Bu yan tarafta hemen ona benzer sürekli Dokuz Çeşmeler'e kadar olan alanı tekrar tek yön olarak Dokuz Çeşmeler istikametine, Çeşmeler istikametinden Kasaplar Meydanı olarak bildiğimiz otoparkın devamındaki Heykel Meydanı'na kadar tek yön olarak belirli noktalarda tıkanan başka noktalar da vardı, başka yollar da vardı. Bunlarla ilgili de bu noktalarda bypass etmemiz gerekiyor. Şöyle ki, Dokuz Çeşmeler'e gelen araçlar, Evka istikametine yukarı çıkmak isteyen için, araçlar için meşhur Bucan'ın bir 38 sokağı vardır. Bilmem bilir misiniz ama bu sokak bizim için gerçekten çok kurtuluş sağlayan bir nokta. 38 sokak hem çok dardır hem de çok fazla sirkülasyon olan vardır. 38 sokağın üzerinde, yani şu manosu işaretlerim şurası, bu yol geliş gidişi araçları sıkıştırdığı için 38 sokağın girişinden buraya kadar olan alanın çift yön olabilir. Buradan, yani Erdem Caddesi'nden gelip de aşağı giren araçlar burada Heykel'den aşağı inmek istiyorsa veya aksi istikamete gitmek istiyorsa şuradaki trotuarın tekrar dönmek zorunda kalıyor. Bu sefer orada araç birikiyor. Uzun vadede cezaevinin arkasında, yani Adnan Kahveci Caddesi'ni tam ortadan ikiye ayıran cezaevi var biliyorsunuz hali hazırda. Ve cezaevi de şu anda resmi olarak kapandı. Orayı bir açar mısınız? Evet. Yukarıda görmüş olduğumuz Adnan Kahveci Caddesi, Menderes Caddesi'nin paraleli, hatta Menderes Caddesi'nden daha büyük bir cadde. Ve Buca trafiğini gerçekten nefes aldırabilecek, Buca trafiğini de bir değerini yaratacak bir çalışma aslında. Buradaki yolu yakın bir süreçte açma ihtimalimiz var. Yani şu anda uygulaması yapılıyor. Uygulama diyebilirim de bakanlık kendi çapında bir çalışma yapıyor. Biz de burada öncelik olarak bu yolun açılması yönünde talebimizi ilettik. Onlar da olumlu karşıladılar. Büyük ihtimalle yakın bir süre içerisinde, 2-3 ay içerisinde bu yol açılabilir. Bu yol açıldığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Menderes Caddesi'nin birebir paralelinde yeni bir cadde ortaya çıkıyor. Ve baştan başa, yani Buca'yı baştan başa kat eden bir yol. Hatta Menderes'ten bile daha yoğun kullanılabilecek bir yol.